Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihleri, hayatlarını kabrar ekenimiz azizler. Avvala aytib o'tganimizdek, uni her bir kunini, her bir dakikasını sizlerge to'la yoritib berishlikka tilimiz ojiz. Uni to'la yozib berishlikka qalam ojiz. Uni to'la yoritib berishlikka dunyoning qog'ozlari yetmaydi. Lekin biz imkon qadar o'sha ichidan eng qisqalarini olib sizga ilova qilyapmizki, bir ozgina bo'lsa ham yana avvalida aytib o'tganimizdek muhabbatimiz ziyoda bo'lsa ajab emas. Demak, Rasulimiz alayhissalotu vasallam payg'ambarlik xizmatlarini boshlashliklari juda katta aziyat, qiyinchiliklar bilan boshlandi. O'zingiz shohidi bo'lganingizdek, yangi bo'layotgan musulmonlarga jabr-ustamlar, zulmlar shu qadar kuchaydiki, ba'zi zulmlarga insonning bolasi toqat qila olmaydigan darajada bo'ldi. Ayni paytda juda ham qiyin bir ahvolda qoldilar. Lekin payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning sahobalari matonat bilan o'zlarini taqvoda, tavhidda, vahdoniyatda sobit qadam qilib ko'rsatdilar. Ana shu paytda avvalda aytib o'tganimizdek, ba'zi birlarga o'ta ortiqcha qiyinchilik, o'ta ortiqcha zulm bo'lib, hatto ularni hayoti o'lim darajasiga kelib qoldi. Mana shu paytda payg'ambarimiz alayhissalom ba'zi birlarini o'sha davrdagi Habashiston diyoriga ko'chib turishlikka, hijrat qilib turishlikka buyurdilar. O'sha mahalda Habashistonda Najoshiy degan nasroniy bir podshoh bo'lib, u insonparvar, insonlarga yaxshi bag'rikenglik bilan muomala qilar edi. Ahli kitob, Injilga iymon keltirgan, Iso alayhissalomga iymon keltirgan bo'lganligi uchun payg'ambarimiz alayhissalom yaxshi niyatlar bilan o'zini o'ta qiynalayotgan asoblaridan ba'zi birlarini o'sha Habashistonga Najoshiydan najot topib turishlik uchun yubordilar. Bu tarixda birinchi hijrat deyiladi. Tarixchilar, xususan Ibn Kasirni aytishiga qaraganda, o'sha birinchi marta hijrat qilganda ularning ichida 11 ta erkak va 4 ayol birgalikda hijrat qilgan. Qarangki, ularning ichida Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan payg'ambarimiz alayhi salomning qizlari Ruqayya onamiz ham birga bo'lganlar va bular Habashistonga hijrat qilib ketdilar. Lekin kofirlarning zulmi to'xtamadi. Ammo Alloh musulmonlarga ham hidoyatni, rizqini kengaytira boshladi. Kofirlar oxiri to'planishib, o'ylanib qolishdi. Nima qilsak ekan? Azob berishligimiz ham bularga yordam bermayapti-ku. Musulmonlarning soni ortib boryapti. Buni oldini olmasak bo'lmaydi dedilarda, payg'ambarimiz alayhi salomning suyukli amaklari Abu Tolibni oldiga kirdilar. Abu Tolibni atrofida Quraysh raislari to'planib, maslahat berishdilar. Ey Abu Tolib, jiyaning Muhammad alayhi salomga aytgin, bu yo'lidan qaytsin. Agar xohlasa, uni qabilamizning raisi qilaylik. Butun xalqimizni podshohi qilaylik degan taklifni berdi. Agar dunyo xohlasa, hammamiz birgalashib unga dunyo beraylik. Nima desa qilaylik, ammo mana shu yo'ldan qaytsin dedilar. Bu gapdan Abu Tolib eshitib, jiyanlari oldiga kirdi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam o'tirardilar. Oldiga kirib, bir oz sukut saqlagandan keyin, "Ey jiyani Muhammad," dedilar sallallohu alayhi vasallam. "Hozir Qurayshning raislari keptilar. Ular sizni bu yo'lingizdan qaytishlikka taklif berib, agar qaytsangiz, sizga mana shu yurtni rahbarligi, raisligi, podshohligi beriladi, xohlasangiz dunyo beriladi," deyapti dedilar. Bu gapni eshitar ekan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning taborrik ko'zlariga yosh keldi. Amakilariga qarab, "Amakijon," dedilar, "ularga ayting, agar ular mening bir qo'limga oyni, bir qo'limga quyoshni tutib qo'ygan taqdirda ham men o'zimni belgilab qo'ygan vazifamdan, payg'ambarlik vazifasidan yuz o'girmayman," dedilar. Bu gapni eshitar ekan Abu Tolib chiqib, Qurayshlarga, raislariga, kofirlarga ushbu xabarni aytdi. Lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallamni izdirobini ko'rgan Abu Tolib amakilari oldiga kirib, "Jiyanim," dedilar, "umrim boricha, hayotim boricha men siz tomon boraman. Sizni himoyangizda bo'laman," dedi. "Sadoqat bilan turaman," deb aytdi. Qarang, Rasulimiz alayhissalotu vasallam bundan mamnun bo'ldilar. Lekin ularni zulmlari kuchaya boshladi. Kunlardan bir kuni Abu Jahl payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni ibodat qilayotganini ko'rib, hammani oldida shundoq yoqasiga osildilar. Yoqasiga osilib olib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yiqitdilar. Hatto urib hammani oldida payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni nihoyatda behurmat qilishlikka harakat qildi. Aziyat yetkizdi. Bu holatdan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni amakilari Hamzani ayoli ko'rib turganida chidolmasdan unga kirib yig'lab ketdi. Chunki Hamza radhiyallohu anhu da ayoli avvalroq musulmon bo'lgan edi. Ayni shu paytda Hamza radhiyallohu anhu ovdan qaytib kelib qoldi.
Hamza radıyallahu anhu kabilesi içinde cesur ve pahlavan, özü yolbars avcısı idi. Şunun için bütün kabiledekiler Hamza radıyallahu anhu'yu görgende korkup getirdiler. O pahlavanlığı, cesurluğu, batırlığı gibi nam çıkarganidir. Odamlarga kam qo'shilar, ko'proq sahrolarda yo'lbars ovi bilan shug'ullanadi. Hamza radhiyallohu anhu uyga kirganda ayolini yig'lab o'tirgan holatini ko'rdi. Hayron bo'lib Hamza radhiyallohu anhu ayolidan so'radi: "Nega yig'layapsan? Nima bo'ldi?" dedi. Ayoli qarab: "Nega yig'lamayki? Bir yaxshi inson yetim bo'lib turibdi. Bir yaxshi inson xorlanyapti. Bir yaxshi inson kaltaklanyapti. Xuddi dunyoda hech kim yo'q" dedi. Hamza radhiyallohu anhu: "Kim aytyapsan?" dedi. Shunda ayollari: "U sizning ukangiz Abdullohning o'g'li Muhammad alayhisalomda aytyapman. Uni Abu Jahl hammaning oldida juda xorladi, mana shunday qildi" deb aytdi. Hamza radhiyallohu anhu o'zining amakilik, qarindoshlik rahim shavqati jo'sh urib ketdi. Aslida Hamza radhiyallohu anhu qattiq qo'l bo'lgan bilan nihoyatda siylay rahimni qilguvchi zot edi. Shuning uchun keyinchalik ham payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam Hamza radhiyallohu anhu ni mana shu xislatlarni ko'p gapirardilar. Hamza radhiyallohu anhu shunda qaytdilarga otga minib Abu Jahlni izlab ketdi. Abu Jahl tog'ni tepasiga chiqib olib, o'zini birodar hamtovoqlari bilan o'tirgan edi. Uni chopib kelayotganini ko'rdida qarab turib, "Allohga qasamki, Hamzani avzoyi buzuq" dedi. Qo'rqib ketdi va oldidagilarga: "Hozir mana oldimga kelib biror gap gapirsiz, sizlar aralashmanglar" dedi. "Toki sizlar aralashsangiz, jahl qilib u ham dinga o'tib ketmasin yana" deb qo'rqdi. Hazrati Hamza radhiyallohu anhu keldida to'g'ri Abu Jahlni oldiga kelib turib, hech narsa gapirmasdan qo'lidagi kamoni bilan uni yuziga urib, yuzini yorib yubordi va uni yoqasidan ushlab turib aytdiki: "Sen Muhammadimni hech kim yo'q deb o'yladingmi?" dedilar. "Senga kim ruxsat berdi mani jiyanimni xorlashlikka? Sen kimsan o'zi?" dedi. Va yerda turganlarning hammasiga qarab aytdiki: "U meni jiyanim bo'ladi. Agar kim unga qarshi chiqadigan bo'lsa, hayotdan joni to'ygan bo'lsa qarshi chiqsin" dedi. Hammalarining ta'zirini berib Hamza radhiyallohu anhu qaytib ketdi. Ular biror narsa deya olmadi. Qaytib borganlarida Ka'batullohda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir chekada mayus o'tirardilar. Hamza radhiyallohu anhu sekin jiyanlarini oldiga keldi. "Nima bo'ldi jiyan?" dedilar. "Hech narsa" dedilar payg'ambarimiz alayhisolam. "Hech kim yo'q insonday g'arib bo'lib turgan insondan nima ham so'rardingiz?" dedilar. "Xafa bo'lma ey ukamning o'g'li" dedilar. "Sen nima qilganini eshitdim. Men Abu Jahlni hozir ta'zirini berdim. Mana shunday qildim" deb aytib berdi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolam indamadilar. Shunda Hamza radhiyallohu anhu: "Nega xursandmasan?" dedi. "Axir senga yomonlik qilganda men ta'zirini berdim. Nima qilsam xursand bo'lasan?" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam: "Amakijon, agar iymon keltirsangiz xursand bo'laman" dedi. Shu zohoti Hazrati Hamza radhiyallohu anhuga Alloh hidoyat nasib qildi va jiyani oldida "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" deb iymon keltirdi. Payg'ambarimiz alayhissalom tabassum qilib kuldilar. Hamza radhiyallohu anhuni islomni qabul qilishligi islom uchun, islom ummati uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan voqea edi. Endi Hamzadek himoyatchisi bor bo'lgan zaif musulmonlarga hech kim tega olmasdi. Hazrati Hamza radhiyallohu anhu ularga baralla aytdi: "Bemalol ibodatlaringni qiling. Bemalol e'tiqodingizni turinglar. Agar kimki sizlarga azor beradigan bo'lsa, men ularni o'zim to'g'ri yo'lga solib qo'yaman" deyapti. Hamza radhiyallohu anhu vajohatidan, uning kuchidan, uning pahlavonligidan qo'rqqan kofirlar asta-asta uzoqdan turib, qo'mrayishdan boshladi. Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari Makkada turib, Madinada Allohning marhamati bilan qarangki, musulmonlar ko'paya boshladi. Shu kunlarda Rasulimiz alayhissalotu vassalam Makkada turganlariga 13 yil bo'lgan edi. Makkadagi payg'ambarlik davri 13 yil bo'ldi. 10 yil Madinada turdi. Rasulimiz alayhissalotu vassalam bir tush ko'rdilar. Tushlarini sahobalarga aytib, "Men bir tush ko'rdim. Tushimda juda bir yam-yashil daraxtzor bo'lgan bir shaharga borayotganimizni va bu joyda rohat va farog'at ko'rganimizni ko'rdim" dedilar. Va bu shaharni Yasrib ekanligini bashoratini berdilar. Mana shundan keyin hamma Yasribga orzu qildi va sahobalar Yasribni o'zlariga vatan tutadigan bo'ldilar. Bir narsani to'g'ri fahmlashimiz kerak. Aslida vatanni tashlab chiqib ketishlik juda og'ir narsa. Bu narsaga buyurilmagan. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam va u zotning sahobalari Madinai Munawvaraga ko'chib ketishlikka majbur bo'ldilar. Chunki zulm mana shu darajada bo'ldiki, ularni o'lim xofi kutib turardi. Chunki ayniqsa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga o'lim xofi aniq bo'lib qoldi.
Sahobalar birin ketin hammalari asta-asta Madinai Munavvariga ketdilar. Bularni ko'rgan katta büyük sahobalar ham Madinaga chiqishlikka ijozat so'radilar. Toki Madinaga borib bemalol ibodat qilsinlar, toki iymon lazzatini topsinlar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men ham Madinaga ketsam" dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom, "Ya Abu Bakr, sabr qiling. Alloh sizga yaxshi bir yo'ldosh, yaxshi bir sherik beradi" dedilar. Hazrat Abu Bakr yig'ladilar. Chunki bu safarga sherik bo'ladigan zot Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari edi. Sahobalar bir-bir ketar ekan, ular ichida Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham Madinaga ketishga niyat qildilar. Ama kafirler köplerini ketayotgan yo'llarda to'xtatar, ularga zulm qilar, ularning moli dunyolarini talon-toroj qilardi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu sahobalarning ba'zilari bilan kelishib, erta tongda bir joyda ko'rishib, mana shu joydan ketishligini maqsad qildilar va birdan Ka'ba oldiga borib, baland ovozda hammaga nido qildilar. Men Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ertaga Makka'dan Madinaga Yasribga qarab ketaman. Agar kimni uyida ayoli yig'lashini xohlasa, bolalari yetim bo'lishini xohlasa, onasi bolam bilan yig'lashini xohlasa, menga qarshi chiqsin dedilar. Lekin hech kim Hazrat Umarga qarshi chiqishlikka jur'ati yetmadi. Alloh bu zotga mana shunday quvvat, mana shunday kuch, mana shunday jasorat bergan edi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham ketdi, hamma sahobalar va o'sha payt azizlar xunuk bir tarixda saqlanib qolgan kelishuv bo'ldi. Bu Dorun Nadvada bo'ldi. Dorun Nadva bu o'sha kofirlar to'planib u yerda maslahat qiladigan bir joy edi. Aslida bu Dorun Nadvani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning bobolari qurgan uy edi. Bu yerga 40 yoshdan yuqori bo'lganlari kirib o'tirib, eng muhim masalalarni hal qilishlikda maslahatlashadigan, mashvarat qilinadigan bir uy edi. Bugun esa mana shu joyda Dorun Nadvada qabilalar ichidan faqatgina ikkitasi Bani Hoshim va Bani Muttalib, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oilalaridan boshqa hamma qavm yig'ildi Qurayshdik. Va bular yig'ilib, bu yerda maslahatlashadigan bo'ldi. Nima qilish kerak? Agar bular mana hijrat qilib chiqib ketsa, boshqa joyda yana undoq bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizni butun dinimizni avvalgi ilohlarimizni yomonladi, boshlarimizni yo'ldan urdi, buni shu holatga qo'yib qo'yaveramizmi degan maslahatni o'rtaga tashladilar. Birlari turib aytdilarki, buni umrini oxirigacha bu zotni olib kelib kishanlab boqishimiz kerak dedi. Lekin o'sha maslahatning ichida birdan bir ovoz eshitildi. Yo'q, bu xato taklif dedi. Ular bir qaradilar, eshikning tagida o'tirgan qar bir kishini ko'rdilar. U kishini tanimadilar. "Sen kimsan? Qanday kirding bu yerga?" dedilar. "Men Najd o'lkasidan keldim" dedi. "Sizlarda bu qaroringizni, mashvaratingizni eshitib ishtirok etgani keldim. Men ham siz aytayotgan zotning dushmaniman" dedi. "Nima uchun bunaqa deyapsan?" dedi. "Bu ishlar xato" dedi. "Agar u zotni olib kelib kishanlab qamab qo'ysalaringiz, Yasribda iymonga kelganlari urush qilib kelib bo'lsa ham qutqaradi" dedi. "Ular to'g'ri aytasan" dedi. Ikkinchi bittasi yana aytdiki, "Bo'lmasa surgun qilib chiqarib yuborish kerak" dedi. Yana haligi qariya turib, "Noto'g'ri aytyapsiz, bu gapim noto'g'ri" dedi. "Sizlar shu paytgacha har xil yo'lni qilib ko'rdinglar, ta'sir qilmadi" dedi. Ular hayron bo'ldi. Birdan Abu Jahl o'rnidan turib aytdiki, "Menda boshqacha taklif bor" dedi. "Hamma qabiladan bittadan mard o'g'lonlarni ajratamiz" dedi. "Va har birlarining qo'llariga keskin qilich beramiz va tunda Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi vasallam uxlab turgan paytda uni oldiga kirib hamma tengdan qilich uradi. Natijada qon hammaga barobar chachiraydi va Bani Muttalib va Bani Hoshim ikki qabilasi hammamizdan qas olishlikka jur'ati yetmaydi. Ular xunini olishlikka va shun bilan hamma narsa to'xtashlikka rozi bo'ladi" dedi. Haligi qariya, "Bu eng zo'r taklif bo'ldi" dedi. "Va men ham shu taklifni qo'llab-quvvatlayman" dedi. U qariya bu gapni aytib chiqib ketdi. Lekin boshqa hech kim hech qachon bu qariyani ko'rmadi. Chunki bu qariya ko'rinishda kirgan mal'un iblis alayhi lana edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni mana shu kuni qaror qilindi. Lekin ular buyuk Robbimiz Alloh haq azza va jalla Rasulimiz alayhisolatu vasallamni o'z himoyasiga olganini qayerdan bilsin. Rasulimiz alayhisolatu vasallamga Qur'oni Karimda oyat nozil bo'ldi va bu narsa bilan ogohlantirildi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning joni halakda qolganligini aytildi.
Şu günü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ını aldılar ki bardılar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın üyelerde oturdular, eşikleri takkıldı. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayran buldular. Kirin ya Resulallah dediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam içkereye girdiler. Şunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık'ın aldığına girip sizge ait edigen gapim bar, yalgızı ait işim kereyi dediler. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam bu gapini aitar iken aldıda turgan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kızları Asma ve Aişe anamızga işare kıldılar. Ebu Bekir Sıddık, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar benim kızlarım. Bunlardan hiç nerseni yaşarıp korkadığın cahimiz yok. Bimolar kapırsınlar dedi. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam, ertege hicret kılışke, kuç peçişlikke karar kılgenliklerini ve bu meşakkatlik yolda Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın hamrah buluşluklarını ettiler. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın gözlerine yaş gelip gitti. Ata anam sizge fida olsun ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sizin hizmetinizde ben, ana şunu bilin ben iki de tüye bakıp koygen ben. Bana şu tüyelerden bir tanesini telleyin dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, ben buranın tüyesi gelmeyeyim ben dedi. Onu da sizge hediye kılay dedi. Bunu ham kabul kımayım ben dedi. Şunda Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'u ettiler ki, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben bu tüyelerini kelelerini 800'e satıp algen ben, 400'e sizge bir tanesini vereyim dedi. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam bir tüyelerini tellep aldılar. Ve onge kasva deyip isim verdiler. Kulağları kesilgen tüya idi. Bu kasva beni tüyen buladı dedi. Ve bana şu tüyeni minip yetişlikke karar kıldılar. İrtilep Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile bir cöyde kuruşluğunu vadeleştiler. Ve üyelerine gittiler de Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam ciğerleri Hazreti Ali'ni çakırdılar. Hazreti Ali'ye büyük bir topçuluk verildi. Karinki azizler, sahabeler, Resulümüz üçün nemelerge razı bu geldiğini işler ikenimiz bir ihtiyar kuzumuzge yaş gelip ana o şu sahabe üçün radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun de bir paramız. Hazreti Ali radıyallahu anhu'ge Peygamberimiz aleyhisselam bugün menge suikast buladı. Mani canımge kas buladı. Şunun üçün ya Ali benim oranımda yatasız mı dediler. Karin uz oranlarda yatadı. Uz adke suikast buluşur. Anık bulup durdu. Hazreti Ali radıyallahu anhu canım sizge fida olsun ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oranınızda mani yatamın dediler. Resulümüz çıralık tabasını kılarken lekin siz korkmayın. Allah sizin himayesini saklaydı ya Ali dediler. Ve Peygamberimiz aleyhisselam bunge teyirlendiler. Ebu Cehil başçılığındaki kafirler ise Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın üyelerini etrafını uğrab aldılar. Hatta Ebu Cehil eşittirip Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın mazah kılıp uzun aldığında türgenlerine eşittiler mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludan yürgenlerine cennetler vada kılınarmış. Yoludan yürmegenlerine ise azaplık dozağı varmış. Kanı cennetke merhamet kılmayısızlar mı? Şunu deyip deyken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyip aytti Ebu Cehil. İçkerde turgan Peygamberimiz Aleyhisselam onu eşitip doğru aytasan, bu kapını men aittim ve o şu dozakka kiruvçilerden birisiyim bolasan deyip koydular. İhtimal Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam onlarga özünü üyde ekerliklerini bildiriş üçün gapirgan bolsalar acayip ermez. Onlar anı bildirir ki Peygamberimiz Aleyhisselam hücrelerde ve tümde uhlegenlerde bastırıp kiriş manası da hammaları toplanıp oturdular. Keçkurun ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh'u uzunlu cöylerine yotkizip asıl sekin o cöyden çıkıp vardılar. Çıkışlardan aldın kollarına bir sıkım tıprağını alıp Estaizübillah fe'ahşeylehum fehum la yubasirun deyip Sura Yasin'deki ayetini okudular da onge dam saldılar. Ve taşkarına çıkıp saçken ediler. Hammelerin kuzunu Allah Ta'ala parda bilen tosup koydu. Fe'akşeynehum. Onların kuzunu tostu. Fe'hum la yubusirun. Ve onları kurmaz ediler hiç nerseni. Peygamberimiz Aleyhisselam bir mola onlarını aldılardan ötüp gittiler de. Ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hübünün uçuraşıp. Mekke-i Mükerreme'nin taşkarısındaki Savur Dağı'ya gittikten oldu. Onların maksatları o şücayda bunlar ta Kıdırış'tan tinçilince 3 gün gharda birkinip duruşuydu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'u bu nersiye tayarlanıp oğulları Abdullah, Asma ve Ayşe anamızga onlarga avukat abarıp duruşluğunu ve abargenden keyin yol izlerini yokatıp duruşluğun hamma topşırlarını verdiler. Ve asasikin tüyelerine minip o şu gharge karab gittiler. Aynı paytda ise Kureyş kafirleri Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'ın üyelerini paylaşıp uxlab yotardılar. Nima bo'lganligini ham bilmasdi. Birden ko'zini ochdilar. Atrofda turganlardan birlari Muhammad Rasulullohni kutyapsizlarmi dedilar. Allohga qasamki odam o'tib ketdi dedi. Eshikni ochganlarda uydan Ali radhiyallohu anhu chiqdilar.
Qani dedilar, bilmayman dedi. Urmoqchi bo'ldi, lekin bunda nima ayib dedilar-da, orqasiga qaytib ketdilar va g'aflatda qolganligini bildilar. Yugurib borib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uyiga kirdilar, qizlarini tarsaki tortdilar, so'radilar, so'roq qildilar, lekin natija yo'q. Shundan keyin juda katta mukofotlar va'da qilinib, kim Muhammad alayhisolamni ushlab kelsa, mana shuncha tuya beramiz degan va'dalarni berib, atrofga jarshi